Evet sevgili izleyiciler, hepinize merhaba diyoruz ve tüm insanlığın diyelim Kurban Bayramı'nı kutlayalım ve Kurban Bayramı'nın da tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyelim. Bugünkü konuğumuz İzmit Belediye Meclis Üyesi İlker Kazan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent Bey. Ben de siz başlattınız, ben de söyleyeyim. Tüm İslam aleminin öncelikle başta olmak üzere Ramazan Kurban Bayramı'nı kutlarım. Tüm İzmit'e, tüm ulusumuza huzur, mutluluk getirmesini temenni ederim. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öperim. Evet, tam bir bayram kutlaması oldu. Evet. Evet sevgili dostlar, geçen hafta İzmit Belediye Meclisi toplandı. Orada bazı tartışmalar da yaşandı ve bunun üzerine bugünkü yazımda da belirtmiştim. İzmit Belediyesi'nde muhalefetin iki tane meclis üyesi var. Çok aktif bir şekilde görev yapan, muhalefet sorumluluğunu yerine getiren. İzmit'te önce şunu vurgulamalıyız. İktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet. Yani burası AK Parti'nin belediyesi değil. Dolayısıyla İzmit'te iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O nedenle nasıl ki Gebze'de Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri muhalefet ediyorsa belediye başkanına, uygulamalara, kararlara, eksiklere, yanlışlara davalar açıyorsa, İzmit'te de AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili muhalefette olan meclis üyeleri çıkıyorlar, aynı şeyleri yapıyorlar. Muhalefet ediyorlar, yanlışların üzerine gidiyorlar. Bu kamuya zarar veriyor, kamu malını çarçur etmektir gibi şeyler söyleyerek ihaleleri konuşuyorlar. Veya bir parkı anlatıyorlar veya yapılmayan hizmetler üzerine sorgulamalar yapıyorlar ki görevlerini yapıyorlar. Bu da en doğal olandır. Bizlere de tabii şu yakıştırmaları yapıyorlar. İşte hep Fatma Kaplan Hürriyet. İyi de kardeşim, İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet iktidar. Yani Fatma Kaplan Hürriyet'in iktidarında doğru olan bir şey yoksa bu da bizim suçumuz değil. Yanlışlarını eleştiriyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle Bülent Bey. Bir de ben şimdi İzmit Belediye Meclis üyesiyim. Ben gidip Kandıra'yı eleştiremem ki. Ben gidip Köseköy'ü eleştiremem. Başka bir yer eleştiremem ya. Hı hı. Benim eleştireceğim İzmit'te gördüklerim, İzmit'te yaşadıklarım, başkanın bize yaşattıkları. Evet. Kaldı ki bakın sadece İzmit'te Cumhuriyet Halk Partisi iktidar, Gebze'de ve 11 ilçede, büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet. Peki neden öyle aman aman bir muhalefet görmüyoruz? Dedim ya, bugünkü yazımda yazdım. Gebze'de Said Aslan'la İbrahim Başçiftçi'den başka muhalefet eden yok. İlçe başkanı yok, bir kenarda duruyor. Yani bugün il başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı çıkıp da doğru düzgün bir muhalefet üretemiyorsa, bir şey söyleyemiyorsa bu bizim suçumuz da değil yani. Bu muhalefeti muhalefetin meclis üyeleri, muhalefetin ilçe başkanları, muhalefetin il başkanları yapacaklar. Ve yanlış giden işleri düzeltmek adına da bir girişimde bulunacaklar. Kamuyu koruyacaklar. Kamunun parasını, hakkını, hukukunu koruyacaklar. Yapmıyorsanız o zaman muhalefete de gerek yok demektir zaten bu kentte. Evet, konumuza dönelim istersen. Bu kadar talkım yeter. Salkıma geçelim. Neler oldu bu belediye meclisinde? Şimdi başkanım yoktu zaten. Biraz daha sakin geçti ama son iki meclistir gözümüze çarpan, halkımızın da görmüş olduğu bir olay var. Bu cemevleri mevzusu. Hı hı. Şimdi orası halkın meclisi. Halkın meclisi olduğu için İzmit Meclisi ayrıca. Özellikle parantez içinde belirtiyorum. Evet. İzmit Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin millet meclisi değil. Hı hı. Şimdi bizim burada alabileceğimiz kararlar İzmit için geçerli olan kararlar. Şimdi Fatma Hanım sürekli diretiyor ve artık taraftarımı topluyor seyircilerin arasında. Alkışlatıyor. O yukarıdan müdahale ediliyor. Yukarıdaki insanlar dinleniyor. Yani olmaması gereken şeyler bütün hepsi İzmit Meclisi'nde oluyor. İsmet Paşa stadına mı döndü? Kesinlikle. Ama şey yok. Yani sadece
rakip taraftarlar alınmış. Hiç normal taraftarımız yok bizim ya. Şimdi yukarıdan insanlar bize müdahale ediyor. Bakın Bülent Bey, biz kimsenin karşısında değiliz. Elhamdülillah onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Ve Osmanlı'nın uygulamış olduğu bu dinlerdeki özgürlük dünyanın hiçbirinde yok. Yani zaten biz 600 yıl yönetmişiz. Eğer biz böyle bir zihniyette olsaydık ne bugün Yunanistan vardı, ne bugün İran vardı, Irak vardı, hiçbir yer yoktu. Biz bunların yanındayız. Biz başkana, komisyonda da söyledik. Bakın siz zaten yardım ediyorsunuz. Bununla alakalı bir kısıtlama yok. Bunun kararını burada değil, Millet Meclisi'nde vereceksiniz. Karar oradan çıkacak, biz de buradan uygulayacağız. Karar merci orası, uygulama merci burası. Orada birisi yanlış bir hareket yapsa, başka bir şeylerin ateşini, fitilini ateşleriz. Bu ülkemiz için bu hassas dönemde hiç iyi olmaz. Biz kesinlikle Cumhur İttifakı olarak biz hiçbir şeyin karşısında değiliz. Bunu da halkımız bilsin. Biz halkımızın yaran olan her şeyin yanındayız. Burada da kendisine söyledik. Siz zaten yardım edebiliyorsunuz. Ama uzatmanın bir anlamı yok. Ya etmiyor tabii. Mesela şimdi Tavşantepe. İğne mi vermiş, bir çekirdek mi vermiş? Hiçbir şey vermemiş. Yani yapmadığınız bir şeyin içinde bunu, yani bu göz göre göre, bu çok kötü bir şey. Samimi değilsiniz. Samimi olmadığınız anlaşılıyor. Algıyla hareket ediyor. Şimdi bir tane toplu iğne dahi 7-8 kere insanlar size gelip gidecekler. Bir toplu iğne dahi yardım etmeyeceksin, edemem diyeceksin. Arkasından da geçen hafta orada bir program yaptım muhtarla. Ondan sonra birkaç kere gitmişler, biz bir şey yapalım diye. Ya şimdi cemevi bitmiş. Şimdiye kadar bir tane toplu iğne vermemişsin. Bugün gidiyorsun ama bizim yaptığımız programlarda böyle oluyor. Yol yok diyoruz, geçmiyor. Yol yapmıyorlar. Yeni Doğan'da da işte cami yandı. Gittiler orada bir temizlik yaptılar, göstermelik. Ondan sonra sanki bütün her şeyi yaptı. Tahir Bey'in yaptı. Arkasından takip ediyorlar. Biliyorsunuz bu evde bakım hizmeti için Tahir Bey gidiyor, yapıyor. Arkasından gidiyorlar, takip ediyorlar arabayla. Video çekiyorlar, sanki oradan yapmış gibi. Bakın. Ne kadar? Algı operasyonunda Fatma Başkan'ın üstüne yok. Ama çok ayıp. Kesinlikle. Yani ayıp. Bizi halkın önüne atıyor. Yani meclisi bilmiyorum siz seyrettiniz mi? İnsanlar hakkımızı sana helal etmiyoruz diye bağırıyorlar Muharrem Tutucu. Muharrem Tutucu ne yapıyor orada? Burada bir, yani başkan ne yapıyor yani? Yaptığımız hiç kötü bir şey yok. Aynı komisyonda ben de varım. Ve biz bunları söyledik kendilerine. Dedik ki sizin bunu vermeye yetkiniz var. Verebilirsiniz. Bunun altına biz imza atamayız. Bunun karar merciği biz değiliz. Bunu söylüyoruz ama anlatamıyoruz. Bak bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden ciddi bir avukat, ismini söylemeyeceğim ama dudakları uçuklar, onunla görüştüm. Dün hem bayramlaştık hem de bu meseleyi biraz konuştuk. Dedim ki canı gönülden isteriz kardeşim, olsun yani, cemevler ibadethane olsun zaten. Yani bunu hiçbir şekilde ben tartışmayı daha doğru bulmuyorum. Kesinlikle. Siyaset malzemesi yapılmamalı. Bu bir haktır, verilmeli. Ancak bunu verecek merci, adamın söylediğini söylüyorum. Bak, Cumhuriyet Halk Partili bu adam, yani Kocaeli'nin önde gelen avukatlarından, diyor ki belediye meclisinden böyle bir karar çıksa dahi bunu hiçbir resmi kurum tanımaz. Kesinlikle bu kadar. Devletin anayasal değişiklik gerektirmektedir. Yani ilgili madde değişecek. Camilerle birlikte cemevileri de ibadethane sayılacak. Yani bunun ancak bu şekilde sağlanması mümkün. Kesinlikle. Yani meclisten bir yasa tasarısı, bir önergeyle. Şunu da sormak aklıma geldi. Mecliste Fatma Kaplan milletvekilliği yaptı. O zaman niye vermedi? O zaman madem bu sorun seni bu kadar çok rahatsız ediyordu, tüm Türkiye'de bir kampanya başlatsaydın, bütün cemevi başkanlarını, dedeleri toplasaydın meclisin önüne ve biz cemevlerin ibadethane olmasını istiyoruz diye de bir önerge verseydin kardeşim. Evet, bu kadar. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi belediye başkanı olduktan sonra bunu yapma gereğini duyuyorsun da milletvekiliyken niye yapma gereği duymadın acaba? Şimdi oradan girdiniz, bilmiyorum konuyu dağıtır mıyım ama şimdi Fatma Başkan milletvekiliyken oradan buradaki kitap fuarındaki yazarın ne yazdığını biliyordu. Evet. Oradan buradaki Nevzat Doğan'ın yapmış olduğu brandaları biliyordu.
Eleştirdiği her şeyi bakın bugün kendisi yapıyor. Ne eleştirdi? Hem de 3 katını, 5 katını yapıyor. Kesinlikle. Bak. O mesela reklamlarda işte haberleri açın, girin Google'a bunların hepsini bulabilirsiniz. Her tarafta reklam. Bakın şimdi geçen gün bizi başkan hanım kamu vicdanına havale etmiş. Ben de onu buradan hem kamu vicdanına hem kendi vicdanına yönlendiriyorum. Biz 3 sene önce önerge verdik. Ne önergesi verdik? Askerler için dedik ki bir çanta yapalım. Verelim. Olsun. Yaptı mı? Yapmadı. Ne verdik? Yapalım İzmir'de... dedi ama. Yapalım dedi. Yapalım. Değil mi? Hayır yapalım demedi. Hayır demedi yapamayız, dedi. Yapamayız dedi. Ondan sonra dedi. İzmit'in tanıtımı için 3 senede 3 kere önerge verdim. 3 sene geçti. Daha bakın bir magnet basamadık. Yapalım dedi. Bunu da yapalım dedi. İzmit'teki en büyük vapur faciası için anıt yapalım dedim. Tamam yapalım dedi. Bir şey yok. Ondan sonra ne dedim? Dedim ki köpekler için böyle yürüyüş yoluna koyalım. İnsanlar pet şişelerini atsınlar. Hayvanlara yem verelim. Yapıldı mı? Yapılmadı. Ondan sonra ne dedik? O girişteki minyatür İzmit tanıtımı için onun bakımını yapalım dedim. Yapalım dedi. 3 sene geçti. Şimdi diyor ki halka soralım. Tamam halka soralım. Ama kendi fotoğraflarını, kendi seçtiği fotoğrafları soruyor halka. Neyi soruyorsun? Gene sen istediğini yaptırmaya çalışıyorsun. Bakın orası bakım yap. Ya bakım ne yapılacak? 2 tane boya alacaksın. Fırçayla boyayacaksın. Geçecek gidecek. O yok. Ondan sonra Gölkay. Paramparça oldu 3 senede. Defalarca program yaptık orada. Defalarca yaptık. Ne oldu? Yaptın mı? Yok. Fethiye Caddesi. Cedid. Ya bunu saymakla bitiremeyiz. Kamu vicdanıysa buyursun kamu vicdanı. Bakın Bilal Bey. Milletvekiliyken çok iyi hatırlıyorum. Hiç de aklımdan çıkmıyor. Oradaki Gezi Parkı'ndaki 3 tane ağaç için sapından girdi, kökünden çıktı. Geçen gün bir tane proje getirdiler. Komisyonumuza geldi. Yıldızlar Yüzme Okulu'na havuz yapacaklarmış. Yahya Kaptan da otoganın karşısında böyle bir özel hastane rehabilite merkezinin önünde 6 dönüm en az 300 tane ağaç bulunan yer. Şimdi oradaki ağacın kökünden sapından haberin var da buradaki ağacın kökünden sapından haberin yok mu senin başkan? Orada insanlar yemin ediyorum el arabasıyla toplanıyorlar orada muhabbet ediyorlar. Orada insanların bir tane Yahya Kaptanlığı kalmış bir tane yeşillik alan var. Dedik ki bize başka bir yer sunun başka bir yer yapalım yapmayalım demiyoruz ki. İlk senemizde geldi Yıldızlar Yüzüm Okulu verdik şu an plaj yolunda işletiyorlar. Biz vermeyelim demedik ki. Ağzımızdan çıkmıyor. Sanki biz hiçbir şey vermiyoruz. Vermiyoruz demiyoruz. Bakın halkımız öyle bir algı yapıyor ki, öyle bir ortasına koyuyor ki bizi halkımızın. Biz sanki hiçbir şey izin vermiyoruz. Arkadaşlar bizim bir tane vermemiş olduğumuz şeyi söylesin ya. Yok biz bunların hepsini verdik ama algıyla başkan bizi hiçbir şey yapmıyormuş, hiçbir şey çalışmıyormuşuz. Peki. Hiçbir köye gitmiyormuşuz gibi yorumluyor. Peki. Bu tartışmalar ne zaman başladı? Bu şeyler ne zaman başladı? İşte seyircilerin alkışlamaları, yuhalamaları. İşte iki meclistir bu şekilde. İki meclis önceki konular neydi? İşte Cemevi biri. O ondan önceki sorulan Muharrem Tutuş'un sorduğu sorular. Tabii vardı. Ki o şimdi sıkıştı. Bakın beni bizde diyor ki ihaleler, bize, ihaleler. İşte doğrudan teminler. Ben onu da söyleyeyim. Şimdi başkan demiş ki İşte bundan sonra demiş, ben demiş billboardlara, mesajlara verirsem siz yanlış anlamayın. Hani onlar gelip bana sormasınlar demiş. Ama neden bunu söylüyor biliyor musunuz Bülent Bey? Ben artık önergelerime cevap alamadığım için dilekçe verdim. Evet. Yurt dışındaydı, dilekçeye geldi, gördü. Dedi ki ben sordum, SMS'lere ne kadar para harcadık, billboardlara ne kadar para harcıyoruz bu reklamlar için. Onu sordum, onun altında ezilmemek için şimdi Fatma Hanım bunu kesinlikle yapıyor. Yok buraya izin vermiyorlar. Parkı vermiyorlar. Ya arkadaş parkta aklın neredeydi? Şimdi altındaki otopark. Ya ihale senin bitmesine 3 ay kala sen git hazırlığını yap. Çalışmanı yap. İhaleye çık. Bakın şimdi ihaleye girecek adam yok. Belediye çalıştırsın. Kafe ben, çalıştıran aynısını, belediye. Şimdi belediye kafe çalıştırıyor. Aynısını çok söyledim. Güzel. Komisyonda Dilek Hanım'a aynısını söyledim. Dedim ki. Belediye çalıştırsın otopark. Aynısını söyledim. Aynısını. Bakın. O otopark bizim. İnsanların üstüne affedersiniz pislik akıyor. Otoparkın içinde. Gidin yerlerde o pislikler ya. Evet. Burası bizim. Zaman sen ihaleye vereceksin. Bakımını yapacaksın öyle vereceksin. Ya o pisliğin içine sen bizi sokuyorsun. 3 ay önce çık ihaleye. Niye 3 ay önce çıkmadın? Niye geciktiriyorsun bu durumu?
Evet. Niye hakkımızı savunmuyorsun? Bir ama türlü öne atıyorsun. Atmaya gelince öne atıyorsun. Evet. Yap. Sen kendin çalış ya. Biz seni çalıştırmıyoruz ki. Oranın kanalizasyon hattını biz mi yapacağız? Sen yapacaksın, başka sensin. Bir sürü soru işareti var. Şimdi bu soru işaretlerinden, doğrudan teminlerden, ondan sonra verilen önergelere, şimdi Maharet Meclisi geçen biraz izledim. Madem tutuş soruyor, diyor ki geçen sene mi, önceki sene mi bir tane Connect'i kaça kiraladınız? İşte bir tane aracı kaça kiraladınız? Cevap veremiyorlar. Şimdi başka bir şey anlatıyor. Dur diyor. Hani sanki aha, acayip bir tekerleme var ya. Komşu komşu hu hu oğlun nereden geldi? daha kaçtı. daha der yandı bitti kül oldu. Yani bunu söylüyor. Sonra bire alsak ne olacak kiralasak? Beşe kiralasak ne olacak? Şimdi lafı çok önemli. Şimdi burada bu tartışmaları gölgelemek için başka bir şey yapılıyor. Aynen senin dediğin gibi algı yaratmaya çalışıyorlar ve bu tartışmaları bitirmek istiyorlar. Burada çok büyük bir olay patlayacak. Murat Bey, ben bunun önergesini bundan 3 ay önce verdim. Bakın, bu olaylar daha buraya gelmeden 3 ay önce önerge verdim. Daha cevabı gelmedi. Bir cevap verdi bana. Ama nasıl biliyor musunuz? Tamam, size senin saçın var. Saçın kafanın üstünde. Ama ben soruyorum ki başka bir şey. Senin sorunun cevabı yok. Fasulyenin faydalarını anlatıyor bana. Ben fasulyenin faydalarını biliyorum. Ama sizin verdiğiniz fasulyeyle benim size sorduğum fasulye bir değil. Şimdi gene dilekçeyle verdim. 15 gün içinde vermek zorunda. Vermezse savcılığa gideceğim, söyleyeceğim. Şimdi biz komisyonda istedik. Son gün komisyon var. Şey var ya, meclis var. Bize son gün onu atıyorlar. Biz ne zaman çalışacağız? Bunun araştırması nasıl yapacağız? Bakın, İzmit'te bir firma. İsim vermiyorum. Araç kiralanmış. Şimdi elimde belgeler olmadığı için net söyleyemeyeceğim. Mesela 59 tane araba kiralanmış 6 milyona. 3 yıl. Daha düşük bir miktar 9 aylığına kiralanmış. Ne kadar tahmin edersiniz? 50, yani 59, 69 diyelim. Ne kadar kiralanmış olabilir? 9 aylık. Biri 3 yıllık. Biri 9 aylık. Vallahi ne desek. 21 boş milyon Bülent Bey. Biz bunu sormayacağız da neyi soracağız? Aylığı mı 21 milyon? Hayır, o 9 aylığı toplama. 21 milyon. İşte bizim sormak istediğimiz bu. Bunun cevabını alamıyoruz biz. Biz bunun cevabını alalım. Şimdi bakıyorsunuz Tahir Bey. Diyoruz ki aynı araçları getirdi komisyonumuzda. Biz inceledik Muharrem Bey'le. Nurettin Bey. Nurettin diyorum, Hayrettin Bey. İnceledik. Birebir aynısını koyduk, topladık. Biz 48 milyon, bunlar 170 milyon çıkarmış. Ya burada bir yanlışlık var. Biz bunu soruyoruz. Geçen ama olay başka bir yere gidiyor. Yani bizim sorduğumuz başka konu gidiyor buraya. Ben defter soruyorum, o kitap söylüyor. Ben defter soruyorum, o araba diyor. 3 katı. 3 katından da fazla. Fazla. 3 katından fazla. Evet. Bu yani şimdi bunlar konuşulmuyor. Ben başka bir şey daha söyleyeyim Bülent Bey. Lafınızı böldüm. Şimdi benim aldığım duyumlar İstanbul'daki küçük çekmece ve büyük çekmecedeki firmalara gitmiş. Bunu sordum, daha cevabı gelmedi. Firmaların isimleri farklı, sahipleri aynı. Sahipleri aynı. Şimdi bakıyorsunuz Muharrem Bey, başka bir bilgi geldi ona herhalde. Ben bilmiyorum, konudan haberim yok. Aynı firma buralarda paşadan almış. Paşadan ihale almış, firma almış bir de. Firma almış bir tane. Evet. Firmaya, yani şimdi o firmaya neden eski da eski firma demek için, yani biz bu oyunları görüyoruz. Biz bu oyunları görüyoruz, soruyoruz, cevabını alamıyoruz. Ne oluyor? O oradaki ağaç ya arkadaş. Biz sana ne diyoruz? Sen bizim diyorsun. Biz diyoruz Antarktika. Sen ne diyorsun anlamıyorum ben yani. Şimdi Türkçemiz yeterli değil. Park meselesi var. Orada insanların faydalandığı bir parkı bir şekilde ranta çevirecekler. Yani o yüzme havuzuna verilecek, bilmem ne olacak. Bu kamuya faydalı bir şey değil. Oradaki git başka yerden ver. Başka onu bir sorduk yerden zaten. Başka İzmit'in arsası yok mu dedik ya. Onları çıkar. Adamlar o bölgede istiyormuş. Ya arkadaş, başka bir yer verelim. Niye ya yani? Ben de istiyorum bir şey. Oradaki adamlar şimdi hastanenin önünde, bakın. Tam benim evimin yanında Yıldızlar Yüzme Okulu. Tam benim evimin. Sabahleyin mi başlıyor düdüğe? Şimdi orası hastane. Oradaki ya insanları bir sor. Durasan'da şey bahçesi var ya. Bostan var ya. Gitsin orada yapsınlar. Daha güzel değil mi? Doğayla iç içe. Olabilir. Yani illa şehrin merkezinde biz mi olacak? Biz istedik. Kardeş? Bakın biz böyle insanlar olsak. Bakın benim bir tane önergem var. İzmit'in kullanılmayan, İzmit Belediyesi'nin kullanılmayan arazilerini
ekelim diye. Hı-hı. Şimdi komisyonumuzda çıkarttık, evet, biz bunları. Komisyonlar da çıktı. Şimdi belediye bunları ekecek. Bak, Erol Şerit arıyor. Mahalle temsilcisi, hı-hı, Yeşilova'nın. Onun da anlatacağı birçok şey varmış. O da anlatacak. Şimdi buralar ekilecek. Belediye bunları ekecek. Biz, hı-hı, kötü bir şey mi söyledik? Biz onlara dedik ki, ben söylediklerimi söyleyeyim. Belediyenin kullanım dışı arsaları vardır. Bakın, sokak, her sokakta artık köpekler çeteleşti. Dedim ki etrafını çitle çevir, al rehabilite et. Bakın bugün gelen İzmir Belediyesi'nde çalışan müdür, veteriner müdür 10 numara bir insan. Gerçekten çalışmak isteyen bir insan. Bu insan çalışmak istiyor. Sen kur orayı. Yap böyle bir şey. Ya müdürlük kur, müdürlük diye ortalığı yaktınız ama hizmet nerede? Hizmet yok. Yap oraya, bu köpekleri topla oraya, bir rehabilite et hayvanları. Öyle sat. Küpesiz bir sürü hayvan geziyor sokakta. Allah aşkına, şuralarda yani köpek maması, mamamatikleri kaldırıp da veyahut da hiçbir şey yapmayan, 3-5 torba mama dağıtıyorlardı, onu da kestiler. Tamamen göstermelik yaptıkları işler. Kesinlikle. Ne hayvan düşündükleri var, şimdi, ne insan düşündükleri var. Bunların hepsi hikaye, ben artık inanmıyorum. Mecliste yani şey getirdiler şimdi. Emzirme kabinleri. Ya bu emzirme kabinleri var da bunları kaldırdınız. Yaşar Bey açıkladı, ben dedi kaldırttırdım dedi. Ya tamam, kaldırttırma. Onun bakımını yap. Orada devam etsin. Neyin peşindesin? Eski şeyleri yeni yapmış gibi ortaya koymakta birebir. Evet. Akpınar'da ev yaptı. Kiptaş geldi, ev yaptı. Ya biz buranın neresindeyiz? Bunu yaptın reklamlarla. Git Akpınar'daki parkları ya. Parklara gittik, kendimiz gördük. Ben halen anladım. Sosyal konut diyorlar. Sosyal konutları bitirdik ya diyorlar halen. Ne sosyalı ya? Sosyal, Allah aşkına alakası var mı? O fiyatlara şu vatandaş alabilir mi? Mümkün mü ya? Kesinlikle alakalı. Yani orada yaptığımız reklamlarla, şu duvara verdiğimiz paralarla oradaki parklar yapılır. Bülent Bey, beraber gitmedik mi ya oradaki, vallahi, çocuklar? Şimdi az önce söyledin ya, geçen senenin, önceki senenin rakamları diyorsun ki büyükşehir 48 bin lira, burası 171 bin lira mı, öyle bir şey. Yani küsuratları o civarda. Şuraya verilen parayı bir kere bilinçsiz olarak vermeleri mümkün değil. Değil mi? Aynı dönem. Bakın Bülent, aynı dönem değil mi? Aynı dönem. Yani büyükşehirle aynı dönem. Aynı dönem. Yani Türkiye'de o gün için geçerli bir piyasa var ve o piyasadan insanlar araçlarını veriyorlar, belediye de alıyor. Şimdi her ne hikmetse İzmit Belediyesi'ninkisi 3 katı 4 katı fazla oluyor Büyükşehir Belediyesi'nden. Akıl var, izan var, mantık var. Burada bu yapılan işten birilerinin cebine para girmiş. Yani yarın öbür gün soruşturmalar açıldığında bu doğrudan teminlerde ne oldu kardeşim diye sorduklarında, görevden alındığında, ceza aldıklarında hiç kimse şaşırmasın, hep söylüyorum ben. Bilecik Belediye Başkanı orada, Menderes orada, daha başka 4-5 tane daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunlar en büyük darbeyi vurmuşlardır. Güya seçime gidiyoruz, ne diyecekler karşına çıkıp da, senin belediye başkanın bak bu kadar iş yapmış, çevirmiş. 3 katı 4 katı fazla paraya araç kiralamış. Ne diyeceksin, nasıl savunacaksın? Şimdi bize, biz bunları anlatıyoruz, diyoruz ki kardeşim Cumhuriyet Halk, ben yani Halk Partisi ne Fatma Kaplan sadece şeye zarar vermiyor, kamu malına zarar vermiyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de zarar veriyor. Savunan bir kesim insan bize suçlu, bize suç buluyorlar, bizi suçluyorlar ama yarın ne diyeceksiniz bakalım görevden alındığı zaman, çok merak ediyorum. Bülent Bey, şimdi komisyonda istedik ya, bize gelecekler, kiralama mı, kiralı şeyi koy. Yani biz diyoruz ki bizden hariç adamları da getirin. Yani İzmit'te bu işleri bilen adamları getirin, komisyonumuza koyun. Bakın, önümüze bir evrak koyuyor. Yazmış işte 39 tane mi, 69 tane mi ne, yalan olmasın, araba. Şimdi burada fiyat yazmış 639 bin lira. Bakın, kurnazlık, bana göre bu kurnazlık. Şimdi komisyonun önüme koydular. Bunun dedim, bu fiyatının böyle olmaması gerekiyor dedim. İnternetten baktım. Dedim ki bunun fiyatı 669 bin lira. Niye siz 639 bin lira yazdınız? Kurnazlık yapacaksınız yani, bizi bunlar ona oyaladı, arabanın fiyatı arttı diyecek, şey bir şov yapacak, bunu şovu çevirecek. Bakın, o evrak benim elimde var. Komisyona girdiğimiz tarihte belli. Bu algıları kendi yapar, kendi anlatır, kendi yer. Bunu biz yemeyiz. Evet. Bunu biz halkımıza da anlatırız. Bunların hepsi bizim elimizde belgeli. Belgelerin şeylerini de veremiyor, diğerlerini de dökemiyorlar da. Döksünler,
Bizim elimizde bunların hepsinin belgesi var. Biz halkımızın orada 1 lirasını korumakla mükellefiz. Biz Fethiye Caddesi'nde yürüyoruz. Biz burada yolda yürüyoruz. Biz köylere gidiyoruz. Hiç bir tane beraber gittik. Hiç gördünüz mü bize kötü bir davranan? Kesinlikle yok. Çünkü bizim, ben 250 tane önerge vermişim. Evet. Onun başkanlığından fazla. E niye? Nerede bunların? Cevapları nerede? Nerede hizmet? 3 sene olmuş yapamıyorsun. Evet. Ama biz sandalyeyi, düşünün işte sandalyeyi ya. Başka başkan anlatıyor. 5 liralık sandalye 1 milyon 200 bin almış. Bülent Bey, o kadar büyük olaylar var ki. 10 günü geçti. Bak daha kaç açıklama sefer yapamadılar. Niye beğendi? Benim konuşmalarımdan sonra bir tane açıklama yapamıyorlar. Çünkü hepsi doğru. Yalanlayacak belgeleri yok ellerinde. Evet. Versinler bir yalanlasınlar. Zaten cevap veremiyor. Mecliste şimdi soruyor Muharrem Tutuş. Sadece kavga ediyor. Adam onun cevabından başka her şeyi söylüyor. Şimdi, yani onun cevabını vermiyor ama başka senin aynı dilekçelere şeylere verilen cevap gibi. Psikolojide gülmek bir küfür etme şeklidir. Gülmek mutluluk şeklidir. Evet. Gülmek zaman kazanma şeklidir. Aklımdan gülerek yapıp evet, bir şeyler düşünüp cevap bulma şeklidir. Bakın algılarla, kavgayla, gürültü ne demek ya? Sen grup başkanı ne demek konuşturmazsın? Komisyon başkanı ne demek? Ben izin ver. Nerede yaşıyoruz? Biz aslında Cumhuriyet dedik ki burası Türkiye evet, Cumhuriyeti ya. Çok ayıp ve çok yazık. Ben yakıştıramıyorum. Ben utanıyorum. Ben bu dönemde meclis üyeliği yaptığıma inanın utanıyorum. Aynen. Yani ben anlatamıyorum ya. Niye diyor sürekli mecliste kavga oluyor diyor vatandaş. Ama yani bunu bakın hiçbir kavganın içinde yokum. Oturuyorum seyrediyorum kavgaları. Hiçbirinin içinde bir tanesinde İlker var desinler. Kavgada yokuz. Biz söylüyoruz. Bizim cevabımızı veremediği için bize dönüp kavga edemiyor bizle. Zaten amaç o. Ben Fatma Kaplan'ı iyi tanırım. Yaptığı tek şey şu. Bu sorulara cevap veremiyor değil mi kardeşim? Onu gündemden düşürmek için ne yapması lazım? Bir böyle insanları birbirine düşürecek, infial yaratacak bir dava yaratması lazım. İşte adam meclis yapıyor şimdi. Gel aynı konulara getirecek bizi. Evet. Yani bu komisyon yapamadık Bülent Bey. Aynı konularla gündem geliyor. Evet. Biz komisyon yapamadık. Neyini konuşacağız? Bu provokatörlüktür. Komisyon yapamamış. Bak, bunun başka adına, hiçbir şey değil. Buna ben açık ve net derim. Kim olursan ol kardeşim. Bunun adı provokatörlüktür. Ben bir dahaki böyle bir daha olursa zaten önerge vereceğim. Diyeceğim ki seyircisiz meclis istiyorum. Nasıl olsa canlı yayın yapıyorsunuz. Seyirciler oradan seyretsin kardeşim. Toplumun güvenliği de sallayamam. Hassas noktalarını kaşıyarak, insanları birbirine düşürerek burada bir kavga yap. İnsan da ölebilir. Sen ne yaptığının farkında mısın? Oradan birisi düşse, merdivenden düşse bu hesabını nasıl verecekler ya? İnsan da ölebilir. Abi birisi getirdi oraya bir silah soktu, birisine birbirine soktu, bilmem ne oldu. Yani bunun hesabını nasıl vereceksin? Ama esas belki de onun üzerinden diğer tartışmalar unutulacak. Tabii ki. Yani o söylemek istediğim zaten o. Yani gündem mimiz bu ama gündem başka şeylerle örtülerek yapılıyor. Bakın gündem o kadar çok tarih koridoru istiyor ki o kadar çok. E şimdi kardeşim senden sonraki başkan belki başka destek verecek. Sen niye? Biz zaten sana izin verdik. Tarih koridoru için görev süren boyunca sen yap. Senden sonraki başkan gelsin. Kendisi imzalasa protokolü. Belki adam başka şeyler de vermek isteyecek. O zaman ki meclis karar versin. Sen çok seviyorsun ya tarih koridorunu. Geçen gün gittik tarih koridoruna müdürüyle beraber. Gittik evlerin su olukları çıkmış. Evler su içinde. Bakım yaptırmıyor. Tamam kirayı verilmiş olabilirler ama o evler senin. Onun bakımını sen gideceksin kiracına diyeceksin. Kardeşim burayı yap. Senin malın yani. Evet. Senin malına sen sahip çıkmasan kim sahip çıkacak? Aynen katılıyorum. Ben yalnız geçenki Yaşar kardeşin yönetim tarzını beğendim. Fatma'dan iyi yönetiyor meclisi. Vallahi en güzel yöneten grup başkanınız. Kim? Necat Bey. Ha, Necat Bey o ayrı canım yani. Şimdi o kadar güzel geçiyor ki o kadar mutlu huzurlu meclise girip çıktığımız bile anlaşılmıyor. Evet. Yani eskiden arka tarafta otururken çok bağıran Yaşar Bey burada tebrik etti insanları. Değil mi? Ben bir meclis seyrettim de biraz daha böyle daha Necat Bey ılımlı ve çok şey ılımlı, çok bana bilgili. Necat Bey'e bu konu hakkında gerçekten teşekkür ederim. Yani gerçekten çok beyefendi, çok güzel insan. Ayrıca Süleyman Şen Bey'e de çok teşekkür ederim. Zaten onu seyredip başkanın ne olduğunu kendi meclis üyesinden anlayabilirler ya. Ya bu konuda bizim anlattıklarımızdan daha değerli görüyorum Süleyman abinin yaptığı. Çok büyük delikanlılık, çok büyük beyefendilik, çok büyük adamlık. Gerçekten gördüklerini söyleyebilen, kendi durumuyla alakalı söyleyebilen çok ender insanlardan bir tanesi. Tekrardan adamlığı için teşekkür ederim. Ne dedi ya? 1000 tane, 100 tane Fatma Kaplan eder. Tahir Bey. Şimdi. Tahir Bey diye Sefa Sirmen söylüyor. O da yazıyor diyor ki
daha fazla eder başkanım diyor. 100 tanedense daha fazla eder diyor. Ama Süleyman Şen gerçekleri biraz geç gördü. Ben Fatma Kaplan İzmit'e aday gösterildiği zaman onunla hep anlatacağım bunu. Çünkü o gün benimle tartışanlar, bana kızanlar, benimle kavga edenler bugün bakıyorum teker teker sen haklıymışsın diyorlar. Teker teker en çok Fatma Kaplan'ı savunanlar, en çok şey yapanlar şimdi teker teker gelip bana sen haklıymışsın. İzmit'e en kötü adayı, başkan adayı yaptınız dedi. Tepeden inme getirtildi, organize edildi. Bizim için bize iyi oldu. Hani olan İzmit'e oldu. Yani İzmit'in 5 senesini oldu. Dünyalığında görüyoruz. Dünyalıkta oluyor herhalde. Evet. Süleyman Şen o gün bana bozuldu dedi ki ya dedi ne biçim söylüyorsun dedi. Fatma Kaplan'dan başkasıyla kazanamıyor. Vallahi Fatma Kaplan olmasaydı inan daha fazla oy alınırdı. O meclis var ya, meclisin şeysi de belki tamamı alınırdı. İzmit buna hazırdı. Fakat Fatma Kaplan olduğu için meclis şeyde kaldı. Muhalefette kaldı. Böyle oldu. O zaman da bana kızıyordu. Yani Süleyman Şen bugün ben çok mutlu oldum. Süleyman Şen gibi onu en önde destekleyen, belediye başkanı olmasında en aktif rolü oynayan adam çıkıp da bu lafları söyledi ya. Hem de benim programımda. Adam gibi adam. Mesela vallahi incelenmesi gereken başka bir şeyler var. O Nurettin Bey niye bıraktı? Evet. İncelenmesi gerekiyor. Yani bence Nurettin Bey bırakmadı, bıraktırıldı. Bazı şeylere evet diye demeyen adamdı. Yani o incelenmesi gereken bir konu yani bence. Nurettin Bey bunu ancak kendi konuşursa tabii ki onu öyle biliriz ama pek de Nurettin Bey de konuşacak bir adam değil ama yani. Kesinlikle söylemez. O kadimdir bu konuda. Ama adam gibi de adamdır kendisi. Allah razı olsun. Ama onun da bir iş var yani. Onun da bir iş var. Fatma onun bakışlarından duruşundan hissediyorum yani. Onun da bir iş var. Fatma Kaplan'ın yaptığı her işin altında bir iş var. Yani bu. Ya Hakan abi gibi bir adamı küstürdü yanından gitti. Ya adam evet. Sarı Su Kampı'nı yaptı geçti. Yani çalıştı. Tek doğru düzgün elle tutulacak proje biliyor musun Sarı Su? Ya proje mi var Allah aşkına bende? Başka da. Ya proje yok ki olana bakım yapıyor. Yani biz zaten diyoruz ki olana sahip çık yeter. En büyük proje o senin. Biz gördük işte Sarı. Ya Gölkay Parkı görüyorsunuz. Evet. Ne var ortada? Ya o bir hastanenin arka bahçesini yaptırdık biliyorsunuz. 3 sene yaptılar. Kaç sene aynen, yaptılar? Aynen. 2,5 senede yaptırdık. 2,5 senede orayı yaptırdık. O kadar uğraştık ancak Gölkay'ın ihalesini yaptırabildik. Yapıldı mı emin misiniz? İhalesi yapılacaktı bu. Ya işte. Yapılmadı mı? Yani. Artık seçim yatırımı mı olur? Artık başka bir şey mi olur? Şey daha bitmedi. Ne derler ona? Kreşten mi? Fethiye bitmedi. Kreşten çok büyük şikayetler var. Şimdi kreşe geçen sene kaydolmuş insanları yeniden kura ile belirleyip de öyle almak istiyorlarmış. Bu kreşi de biliyorsunuz ben dilekçesini verdim de evet. Yer sahibi oldu da öyle kreş açıyor yani. Ya açsana Gültepe'de bir kreş, açsana Tavşantepe'de bir kreş, açsana öteki her mahallede hani açacaktın ya niye açmadın halen? Açamaz. Ama 48 bin liralık arabaya 178 bin lira veriyorsun. Bülent abi geçen gün gazetede gördüm. Yakıt almış, yakıtını paylaşmış. He o konu bak, o konu. He. Yakıtını paylaşmış. Şimdi o araba o kadar çok yakıt akıyor ki maaşı nasıl yetiyor ben onu merak ediyorum. O yakıtın parasını kim ödüyor? Hani ben diyor ya belediyeden ödetmiyor. O para nasıl ödeniyor? Kimle ödeniyor? Bir ara seninle konuşmuştuk. Dedi ki o zaman bir kredi kartın patlamak üzere mi dedi. Ne dedi? Ve işte, kendi yakıtımı kendim alıyorum. Öyle dedi. Öyle kredi dedi, kartım öyle, evet. Kaç paralık kredi üzere. Kartıydı? İşte 45 bin liralık mı öyle bir şey dedi. Yani yakıta yetmiyor. Şimdi zamlardan sonra onun zaten şimdiye kadar 10 kere patlamış olması lazım. Patlamıştır. Öyle bir şey duymadık. İşte. Öyle olsaydı reklamını yapardı. Kredi kartın patladı diye reklam yapardı. Ya işte ben inanmıyorum diyorum ya. Sadece yakıta mı harcıyor? Yani bu ekmek yemiyor mu? Bu zeytin yemiyor mu? Farz et ki hiçbirisi ya onun kocası getiriyor diğerlerine diyelim ki. Yetmez. Abi hiç durmuyor ki. Yok İstanbul'da, yok orada, yok burada. O kendi arabasına gidiyor ya. Ya belediyeden ödensin. Başkanımızdır. Yakışır. Belediyeye araba alsınlar, makam arabası. Yakışır. İzmit'i temsil ediyor. Biz bunun karşısında deriz ki. Ama vatandaşa yalan söylemesin. Son olarak Nevzat Doğan döneminde kaç o geçtiğimiz dönemde 50 milyon dolar dedi. Araç kiralamaları ödenmiş. Şimdi o zaman
ki dolarla şimdiki dolar arasında fark var mı? Var. Ne kadar fark var? Yani 4 belki, katı 5 katı var herhalde yani. Şimdi? 5-6 katı belki de. Değil mi? Evet. O zamanki değerle şimdiki değer bir mi? Değil. Demek ki Türk lirası daha fazla harcamışlar ki dolar almış, o kadar olmuş. Şimdi iyi güzel de tamam. Diyelim ki var. Diyelim ki orada bir husursuzluk, yolsuzluk bilmem ne var. Ver dava aç. Bu belediyenin defteri kitabı senin elinde değil mi? Seçimden önce bangır bangır bağırıyordum sokaklarda. Hesap soracağım, yetimin hakkını yedirmeyeceğim, bilmem ne yapacağım diye. Ne çıktı? 3 portakal, 2 çikolata. Ya varsa ver. Algı yapıp her gün, ben her gün seni seyretmek zorunda değilim ya. Yalan, her gün yalanlarını seyretmek zorunda değilim. Yani bir proje sun. Evet. Alkışlayayım. Alkışlamıyor değiliz ki. Yaptıklarında gidip teşekkür etmedin ki Bülent Bey. Ettik. Teşekkür edelim. Ya gitsin versin Nevzat Doğan'ı. Eğer vatandaşın 1 lira parası yediyse boğazında kalsın. Gitsin versin cevabını devlete. Evet. Ben yediysem beni de gitsin versin. Zaten ya seçim bitti. Aradan bir süre geçti. Ben defalarca yazdım. Fatma Kaplan, Nevzat Doğan'a niye dava açmıyorsun? Yedi diye söylüyordun. Açsın. Yani defalarca yazdık. Yanındayım. Ya. Ben de aldım yani, imza atayım. Ondan sonra çıkıyorsun bugün diyorsun ki o dönemde işte şu kadar. Yani kendininkini mi gölgelemeye çalışıyorsun? Yani ben yaptım. Ben de sizinkini söyleyeyim ben mi? Ben yaptım ya ama. Söyle. Söyleme demiyoruz ki. Söyle. Ben sizinkini söyleyeyim. Ya yok. Ya beğenmiyorsan vereceğim misketlerimi, alacağım bebeklerini, gideceğim başka yere döneceğim. Ben misketlerimle oynayacağım evet. Burada. Öyle bir şey yok. Ver. Dava aç ya. Biz de altına imza atalım. Meclis olarak biz de yanında olalım senin. Ver dava aç. Neyin peşindesin ya? Ya ben bunun korkusunu yaşamıyorum ki. E sen niye yaşıyorsun? Ver. Avukatsın. Bu işi daha iyi biliyorsun. Hepimizden iyi biliyorsun bu işi. Mesleğin o senin. Vallahi yalanla siyaset üretenin, düşmanlıkla, kinle, insanları birbirine düşürerek, provokatörlük yaparak, yaptıklarını örtbas etmek için kinle böyle oyunlar, filmler, bilmem neler çevirenler bu topraklarda eninde sonunda lanetlenirler. Ve yakın bir zamanda ben inanıyorum bunların bu yaptıklarının hesabını verecek Fatma Kaplan. Buraya konuşmalarınızın altına imza atayım da kayıtlardan çıkartırsınız sonra. Tamam. Bunu yaşayacağız. Yani şu cevaplar bir gelsin. Onları ben size hepsini belgeleyeceğim. Cevapları bekliyorum. Bakalım verebilecekler mi? 3 aydır başkan yardımcısına söylüyorum. Diyorum ki bakın istediğim sorular yok. Ben sana madde madde sormuşum. Madde madde cevaplar mısın? Sınava girdiğin zaman A, B, C, D var mı? Var. Hı-hı. Yaz. Doğru cevabını yaz altına. Ben A, B, C, D yazmamışım. Soru yazmışım. Altına cevabını yazacaksın. Bu kadar basit. Nerede cevaplar? Yok. Dolandırmış, sıvamış ama ortada hiçbir şey yok. Cevap yok yani. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir söyleşi oldu. İçimizi döktük. Yok ama aslında yani üzülüyorum Bülent Bey. Yani sen şimdi gidiyorsun MHP'lere laf söylüyorsun. Söylenecek bir şey yok buradan. Yani niye vatandaşı bizim üstümüze salıyorsun? Gelsinler ben vatandaşlarımın hepsini anlatırım. Verdiğim önergelerin evet. Hepsi girsinler İzmit Belediyesi'nin sitesinde. Önergelerimizin hepsi orada mevcut. Yavuz. Verdiğimiz kötü bir şey var mı? Veya memleketin yararına olacak da biz altına hayır dediğimiz bir şey var mı? Yok. Yavuz. Biz araştırmadan bunun kararını veremeyiz. Biz de diyoruz ki ya senin adamların da var. Git işte başka yerden gidip Kandıra'nın hesabını yapmayacaksın sen. Burası İzmit. Evet. Git Kandıra'daki meclis üyeni mi getireceksin? Getir. Oturalım. Çıkartalım. Biz vermeyelim demiyoruz ki. Vermeyecek adam zaten vermezdi o zaman. Alım şeyi var. Yetkisi var. Alabiliyorsa gitsin alsın. Yukarıda şimdi ev yapılacak. Satsın alsın. Evet. Kasada 38 bin lira para var. Alsın. 38 bin lira para var diyordu. 38 milyon lira para var diyordu. Alsın. Niye almıyor? Neden? Çünkü ya onun derdi almak vermek bir şey değil ya. Onun kadar, derdi kadar vallahi millete böyle şey yapıp kendi kendini yaptıklarını örtbas etmek biraz da popülerite ya bir tane de olarak. Açıklama mağdur yapsın. Oynamak. Hep mağdur oynamak. Bir kere de proje açıklasın. Projelere işte desinler ki ya ben Gölkayı yapıyorum da MHP'liler buna hayır dedi. AK Partililer, Cumhur İttifakı buna hayır dedi. El insaf diyemez. 3 senedir yap diyoruz. 3,5 oldu. 3,5 oldu. Yap diyoruz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şimdi ne olacak? Bir tane Yeşilova'da da millette bir sürü laf söylüyor. Orada bir kaldırım yapıyor. 3,5 sene sonra yol yapıyor göğe. Bir tane şey yapıyor. Bir de sıralıyor. Aa, şunu yaptık bunu yaptık. Lan bak içerisinde hepsi bomboş işler ya.
Millet enayi değil ya. Bu millet bu kadar aptal yerine koymaya kalkmayın ya. Hiçbir şimdi... halt yapmıyorsun kardeşim. Hiçbir şey yapmıyorsun. Senin filmin başka. Bütün foyan dökülecek. Çok yakında. Şimdi, 1,5 senemiz kaldı. Yarım seneye at. Seçim çalışmaları başlayacak. Bir sene içinde ne kadar hizmet verebilir? 3,5 senede hizmet veremeyen bir senede ne ya hizmet verebilecek? Reklam her zaman kiro. İşte biz de onu söylüyoruz. Ve reklamı harcadığı paralarla İzmit'e bir sürü yatırım yapılabilirdi. Teleferik yapacaktı. Ne oldu? Bizi kaç ay oyaladı? Kaç ay oyaladı? Allah aşkına. Bir soru sordum. Orada pandemideydi. Bir soru sordum sadece. Bütün meclis üyeleri girdik. Projeyi yaptırmak istedikleri adam da orada. Dedim ki Yarımca'da bir tane üst geçit var 95 evlerin orada. Üst geçit önündeki bayan mahkemeye vermişti. O üst geçitten geçenler benim evime bakıyor diye ve kazanmıştı. Dedim ki burada dedim evlerin üstünden geçirmeye çalışıyorsunuz. Burada dedim kaç tane evin üstünden geçecek? Bunlardan size dava açtıkları zaman bunu nasıl karşılayacağınız diye bir soru sordum. Aa biz hiç bunu düşünmedik dediler. Doğru. Niye düşünmüyorsun? Ben o üst geçitten hakikaten gördüm orayı. Hakikaten de kadın haklı. Yanlışlı geçiyor. Burada şimdi adamlar alacaklar dürbünü. Çıkacaklar dürbünle böyle geçerken bir sağdan bir soldan. Evleri gözetecekler. Oradaki adamlara nasıl cevap vereceksin? Evet. Doğru katılıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten bunu anlatmakla bitmez. Daha aslında susmayız konuşuruz da. Bitmez. Süremiz bu kadar. Memleketin hali ahvali ortada. Bu kenti yönetenler hayatı kolaylaştırmak adına, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak adına bir şeyler yapmalı mı yapmalılar. Sosyal belediyecilik adına bir şeyler yapmalı mı yapmalılar. Ama şunu yapmamalılar. Film çevirmemeliler. Yani, o filmden ne olay çıkacak? Kaç tane masraf çıkacak? Normal hani çevirdiği filmler var. O filmden de para çıkacak? Ya her şeyin şaibeli kardeşim. Bir ondan tane şey düzgün yok ya. Her tarafa baksak her taraftan bir şey fışkırıyor. Evet. Bu kadar olmaz ki. Yani ondan sonra bize diyorlar ki sen konuşuyorsun. Bir de ben CHP'liyim ya. Partiye zarar veriyorsun. Ya partinin anasını ağlattı ya. Sen gel de onu benim külahıma anlat. Sen şimdi Bilecik halkına git Bilecik Belediye Başkanı'nı anlat hadi bakalım. Partiye zarar veriyorsun. Zamanında bu partide Deniz Baykal'ı eleştirdik. Deniz Baykal'a bir tapanlar vardı böyle. Hepsi aynı böyle. Bize neler söylüyorlardı. Ay genel başkanı öyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz. Şimdi genel başkanı hepsi küfrediyor. Aynı adamlar ha. O gün bize ya zarar veriyorsunuz bilmem ne diyenler. Şimdi genel Baykal'a küfrediyor. Bir şeyi önceden görmek lazım. Önceden görmedikten sonradan sonradan şöyle böyle atalan Üsküdar'ı geçtikten sonra hiçbir anlamı yok. Ya geldik bugün diyoruz ki bu kadın partiye de kente de halka da zarar veriyor yahu, anlatıyoruz size anlayın. Yarın bunu hiçbiriniz savunamayacaksınız çünkü eşkare her şey görünüyor ya, bu kadar şirket pat diye kurulacak. Sadece belediyeye fatura kesecekler. Yok onun birisi İstanbul'dan gelip burada bir firma satın alacak. Belediyeye fatura kesecek. Bu yazık günah ya. Bu millet bu kadar da sahipsiz değil. O yüzden kim yaparsa yapsın. İster CHP'li, ister AKP'li, ister MHP'li hangisi yaparsa yapsın. Biz hepsine karşı çıkıyoruz. Sadece Fatma Kaplan'a değil. Değil mi? Yani şimdi zaten benle konuşacağınız konu Fatma Kaplan. Ben gidip kandırayı benle konuşamazsın abi. Bilemem yani. Yani şimdi burada bu kenti Fatma yönetiyor. Sen de bu kentin meclis üyesin. Gebze'ye sormuşsun. Gebze'ye gidip Said Aslan'a soruyorsun. İbrahim Başçiftçi'ye soruyoruz. Büyükşehir'e gidip Engin'e soruyoruz. Engin Taşdemir'e soruyoruz. E kardeşim ben kime gidip kimden konuşayım yani? Burada muhalefet MHP ile AK Parti. Ama öbür taraflarda da CHP. He çıksın herkes konuşsun. Muhalefet edin. Kendi ilçelerinizde, ilde, her yerde muhalefet edin. Gelin konuşalım, anlatalım yanlışı. Onu orada muhalefet yapamıyorlar. Burada muhalefet yapıyorlar. Kandırının evrenini alıyorlar. Burada geliyorlar gösteriyorlar. Ya arkadaş gidin onu orada verin. Ya git orada ver. Niye orada git dava aç. Oranın başkanına. Git orada dava aç. Ben bunu dinlemek zorunda değilim ki. Yani ben İzmitli'nin sorunlarına dertleneceğime gidiyorum Kandıra'nın sorunlarıyla dertleniyorum. Karamürsel'in sorunlarıyla dertleniyorum. Ha, İzmit'i bitirdik Kandıra kaldı diyorsun. Burası bitti de oraya geçtik ya. O zaman neler. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konuştukça konuşuluyor ama bitmez. Köylerimiz ilgiye ihtiyacı var. Kesinlikle.
köylümüzün ilgi. Böyle yapmacık yapmacık işlerle değil. Proje, ya adına proje diyorlar. Bilmem ne ektik, bilmem ne yaptık. Bırakın bu işleri. Bırakın bu işleri. Adam gibi köylüye, tarıma destek verin. Gidin Tahir Büyükakın'dan örnek alın. Bak köylüye gidiyoruz. Diyorlar ki Allah razı olsun Tahir Büyükakın'dan diyor. Tahir Büyükakın olmasaydı şunu yapamazdım, bunu yapamazdım, bunu yapamazdım diyor. Ama ne için? Adam veriyor. AK Parti memleketi bu hale getirdi. Ya tamam da kardeşim, Tahir Büyükakın Türkiye'yi yönetmiyor. Bu adam Kocaeli'yi yönetiyor. Kocaeli'de de elinden geldiği kadar tüm dezavantajlı gruplara yardım etmeye çalışıyor. Kesinlikle. Bir şey üretmeye çalışıyor. Düzgün bir şey işler yapmaya çalışıyor. Yanlışları var mıdır? Vardır. Onları da bulup söyleyeceğiz, düzelteceğiz. Gelin yapın, hadi hep beraber söyleyelim. İl başkanları bir söylemeyecek. Bilmem kimler bir şey söylemeyecek. Ben gidip Tahir Bey'in yanlışını bulacağım. Bulsam yazarım da. Ya karşıma çıkıyor adam teşekkür ediyor. Ulan CHP'nin meclis üyesi gelip burada Tahir Bey'e teşekkür ediyor. Ondan sonra niye Tahir Bey iyi şeyler yapıyor diye yazıyormuşum diye bana darılıyorlar. Yapıyor. Siz de yapın. Ben şimdi MHP'li meclis üyesi. Sen de yap. Gitti orayı yaptı. Biz gidip teşekkür etmedik mi? Evet. Ettik. Şimdi beni teşkilatım beni yadırgadı mı? Yadırgamadı. Ben bunun için buradayım ya. Aynen. Ben doğruyu da söyleyeceğim, yanlışı da söyleyeceğim. Doğruyu da yanılacağım, yanlış. İyi Parti'nin karşısında... il başkanı memlekette nerede, bu kentte yaşıyor mu, yaşamıyor mu belli değil. İyi Parti'nin ilçe başkanları. Hiçbirisi hiçbir yerde yoklar. Ya bu kent var, kentte bir sorun yok mu? Ya hadi ben göremiyorum. Siz bu siyasetin içindesiniz. Tahir Bey şunu yanlış yaptın, Tahir Bey bunu yanlış yaptın diye çıksanıza, program yapsanıza. Ya adam gece yapıyor asfaltını abi. Adam gece millete zarar vermek için gece asfaltını yapıyor. Muhalefet... sen gidiyorsun sabahın köründe yolu kapatıyorsun, trafiği kapatıyorsun. Muhalefet olarak sizin söyleyecek bir lafınız yok. Bülent Karagöz Tahir Bey iyi dediği zaman vay Bülent Karagöz kötü oluyor. İyi adam. Sen de çık kötü de ve ispatla anlat. Anlatamayayım, sosyal medyam yok. Belki bana neler yazacaklar. Rahatım yani. Ya çok komik hakikaten bak. Evet. Ana muhalefet. Çıtı çıkmıyor kardeşim. 3-5 tane senin gibi meclis üyesi arkadaşımız var. Ya Gebze'de bir sürü sorun var. Doğru. Adamlar çıkıyorlar çatır çatır. Çatır çatır böyle muhalefet ediyorlar. Zorluyorlar. Bu halk zararına diyorlar. Dava açıyorlar. Kazanıyorlar. Ya iyi de kardeşim. Bu partilerin hiçbirisinin ilçe başkanları, il başkanları çıkıp da bir tane eylem yapmıyor. Bir tane laf söylemiyor. Yapın da biz de yazalım değil mi? Biz söylüyoruz abi. Git diyoruz. Bizden olan hani eski AK Partili Nevzat Orhan. Ver mahkemeye diyoruz ya. Evet. Ver mahkemeye. Başkansın sen. Bütün bunları evraklar sen. Çıkar koy. Yok. Ya Gebze'de gitmediğimiz yer kalmadı arkadaş. Pelitlisinden tut kaçak fabrikasına kadar direkt deşarj yapana kadar hepsini program yaptık. Hepsi meclise getirdi adamlar. Mecliste sordular bilmem ne yaptılar. Yani bir muhalefet ürettiler. Yapın arkadaş siz de yapın. İl başkanı keyfine göre gezecek. Öbür il başkanı Bodrum'da gezecek. Öbür il başkanı ticaret yapacak. İlçe başkanı bilmem simsarlık yapacak. Ondan sonra Bülent Karagöz Tahir Bey'e iyi diyor. Bu nasıl CHP'li? Sen git Süleyman Şeli'ye anlat bakayım. Şu millete bir anlat bakayım. Şu millete sokakta bir anlat bakayım. Sokağa bir çıkın da bir görün bakayım millet ne diyor Tahir Bey'e. Bir de Fatma'ya ne diyor. Bir de onu da görün. Daha her şeyi yayınlamıyoruz merak etmeyin. Arkadaşım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abiciğim. Tekrardan bizi aradın. Mahallenin delisi olduk işte. Oldu. Kesin o. Tekrardan herkesin mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hem Cumhuriyet Halk Partili olup hem bu kadar rahat eleştirdiğiniz için hem de gerçekten doğruları söylediğiniz için haklının hakkını haksızın da haksız olduğunu söyleyebildiğiniz için gerçek gazeteciliğin bu olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bir gün herkes her şeyi anlayacak. Aynen. Yakın zamanda anlayacağını da düşünüyorum ama yani 1,5 sene sürmez. 5-6 ay içinde Fatma Kaplan'ın yerinde yerler eser de. Cevaplarını çıkarsa bakacağız. Yani yerler eser de ama iş işten geçmiş. Milletin parası gitmiş. Millet burada ya ekmek alamayacak durumdayken bu insanlar. Bu şekilde milletin parasının da göz göre göre çarçur edilmesine insanın içi dayanmıyor. Ya ben burada kardeşim internetim 20 günde kesiliyor, kotası doluyor, bitiyor. Arabamıza mazot alamıyoruz, arabayı yaptıramıyoruz. Bu kör topal yaşamaya çalışıyoruz ve insanlar diyor ki vay
Yandaş. Ulan yandaş olanın arabasında mazot olur. Arabası son model arabası olur. İnterneti dolu dolu olur. Üstünde her gün bir sürü çeşit çeşit elbise olur. Ayağında bir sürü farklı ayakkabı olur değil mi? Evet. Ama utanmadan, arlanmadan böyle şeyler söyleyenler de vallahi herkesin hesabı açık. Öyle bir sıkıntısı varsa getirsin önüne koysun. Biz nasıl getiriyoruz evet. Önüne koyuyoruz. Buyursunlar getirsinler. Aynen. Bir hatamız varsa önümüze koysunlar. Boynumuzdan ince. Aynen. Evet sevgili dostlar. Kurtlarımızı döktük. Ha bitirdik, ha bitirdik ama bu sefer bitiriyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ya yürek yanıyor, yürek derler ya. İçim yanıyor. Nasıl? Peki sağ olasın. Saygılar, sağ olun. Hoşçakalın.